Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuklarım dolmuş sektörünün önde gelen isimlerinden Olcay Evet. Güler. Olcay Güler Bey, doğru mu? Evet. Olcay Güler Erol Taş efendim. Erol Taş konuşuyor evet. Şu anda. Erol Taş mı? Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim hanım. Siz nasılsınız? YouTube'da sevilerek, sayılaraktan izlenen bir abimiz, Ali abimiz. Doğru mu? Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Olcay Bey, doğru mu? Erol, Olcay Ali abi. Erol, evet. Esnaf, mor salkım gibi dağıldı. Pandemi süreci yaşanıyor. Neler yaşıyorsunuz? Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Evet işte Ali abi, şimdi biz kendi camiamızı esnaf olaraktan hem hükümetimize duysun diye sesleneceğiz. Hem de İBB'nin başında olan başkanımız İmamoğlu'na sesleneceğiz. Biz 3 seneden 3 sene üzeri oldu. Bir hükümet toplantılarımızda bize taksit olmuş olaraktan bir çözüm üretemediler, bulamadılar. Hâlâ da sürüklenmeye devam ediyoruz. Bu bir. İkincisi İmamoğlu başkanımızdan bahsedeceğim biraz. Sağ olsun 5000 taksi olayı getirdi. Efendim arkadan 750 milimiz. Ben şancı para vermiyorsun. 750 başkan, bir dakika başkan. 750 milimiz 250 dolmuş olarak gündeme getirdi. Bunların benim tahminime at çapısı çalışmadan, esnafın hiç fikri sorulmadan hiçbir şey yapılmadı gibi geliyor bize. Efendim bir ikincisi de durağımız 200, genelimiz 572 araba, 264 arabamız Kadıköy Bostancı'da çalışmaktayız. Şu anda 20-30 esnafımız anca gelebiliyor. Bu tam dördüncü günü işe çıktık. Bak, İmamoğlu başkanımız bunu iyi duysun. Bugün dördüncü günümüz. 4 günde, haftada 3 gün çalışıyoruz, 2 gün çalışıyoruz. Bu şekilde 2 senedir sürüklenip gidiyoruz. İmamoğlu başkanıma şimdi soruyorum. Halk otobüslerini pandemiden, virüsten, krizden dolayı kendi rakiyene aldın da, ya gel bir de bizim esnafımıza de ki, ey arkadaşlar, halinizde, durumunuzda. Şimdi konudan konuya içimizde sıkıntı, derdimiz çok olduğu için hangi birini anlatacağım? O sırasını anlatacağım Ali abi. Efendim şimdi halk otobüslerine bir çare bulunduğu gibi kaldı bizim dolmuşlar öksüz gibi İstanbul'un ortasında. Ne soranımız var, ne arayanımız var, ne yanımızdan geçenimiz var. İmamoğlu başkanımız, bütün programlarını izliyorum. Diyor ki ben şoförün peşindeyim. Ya kardeşim, ben mal sahibiyim. Sen benim sıkıntımı atlatmazsan şoförün peşindesin. Şoföre kim iş verecek? Şoförü kim sigorta yapacak? Şoför, biz kendi karnımız doymuyor şu anda. Yani söyleyeceğimiz bu, Sayın İmamoğlu başkanımızla, hükümetimizle, ya Allah rızası için gelsin bir alasınlar kardeşim, bir esnafın derdini sorsunlar ya. Şu durum bizim odanız. Sizin odanız yok. Şimdi ona da geleceğim. Ali abi, ona da getireceğim. Biz 17.350 taksinin içindeyiz. Taksi dolmuş olaraktan. Bak, aynı paketin içindeyiz. Devletin kendi vergi dairesindeki kayıtlarında ticari taksi, yani İmamoğlu anamız duysun diye söylüyorum bunları. Efendim şimdi bizi sardılar. İBB meclisinde M plakalarından, evet, bir oylamaya çalışıyor. Birisi paketi getiriyor, oyla diyor. Birisi bu süreç 3 senedir devam ediyor. Ben de diyorum ki, bak, minibüs vatandaş da bizim esnafımız. Siz büyük dönüşüm mü istiyorsunuz? 16 milyon nüfusun içinde bu minibüsleri koyacak bir yer yok mu? Veyahut da bu dolmuşları götürüp taksiye geçirecek bir yer yok mu? Niye yeri geldiği zaman bütün meclis üyeleri diyor ki İstanbul'da 10 binden fazla, 20 binden fazla korsan çalışıyor diyor. Bu korsanlar çalışıyor da minibüsçüye minibüs paketi içinde çare bulsan, o da esnaf. Onu atlıyor, dışlamıyorum.
Taksici de esnaf, dolmuşçu da esnaf. Anlatabiliyor mu abi? Bunları evet. bu şekilde 3 senedir şu ufacık bir şeyi çözemiyorsa, İmamoğlu Başkan'a da söylüyorum ve o meclisin içerisinde olan hükümet kanalındaki meclis üyelerimize de söylüyorum. Yani şu ufacık esnafı, ya de ki kardeşim sizin kaç sayınız var? 572 tane sayınız var. 572 dolmuş. Geçin taksiye. Mülübütçü M plaka vatandaşlar. De ki arkadaşlar siz de ya bizim nahiyemize halk otobüsleri geçin. Ona miktarlarını iyi miktarlar halk otobüslerine veren belediyemiz minibüslere de versin iyi miktarlar. Dolmuşçunun çaresine götürsün T plaka alsın taksinin içine bu yara bu şeyi kapatsın abi. Yani ben meclis gündemlerimizi vereceğim abi size de söz vereceğim. Meclis gündemlerimizi dinliyorum. Dün alt komisyon oldu. Allah aşkına Ali abi dünkü alt komisyonun İstanbul sıkıntılarının içindeki şeye bak. Konuşmaları neler adamlar neler konuşuyor neler anlatıyor. Ha gelelim şimdi oda başkanımıza. Oda başkanımızdan da iyi bak sudan da Allah razı olsun. Bizim temsilcimiz gözüküyor ama hükümet toplantısında M plaka ile T plaka aynı statüde olmaz diye tek kelime yapamıyor. Buradan iyi bak suya da sesleniyoruz. Ya kardeşim oda aidatlarını yüzer 70 bizden alıyorsun. Muhasebelerimizi sen tutuyorsun. Bütün mesajlar, bütün zamlar hepsi birlikte aynı. Biz ikiz kardeşiz diyorsun da. Ya Allah rızası için ben kendisine de söyledim iyi baksın. Ya orada kardeşim ya Allah için peygamber için bizden mi bahset ya. De ki bu adamlar T plaka 17.350 taksinin içindedir. Bu adamlar da taksidir de. Bizden mi bahset ya. Orada minibüsçüler, oda başkanları, adamlar helal olsun. Kendilerini savunuyorlar, dertlerini anlatıyorlar da bizim Eyüp Başkan olaraktan bizden tek kelime etmiyor. Buradan İmamoğlu Başkanımıza sevgi saygı gönderiyorum. Hükümet abilerimize sevgi saygı gönderiyorum. Bizim bu işimizi Allah rızası için beyalasınlar kardeşim ya. Çok saygılar evet. Sunuyorum. Daha çok Ali abi arkadaşlara çevireceğim ben kamerayı. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Onlara da söz hakkı verelim. Ne söylemek istiyorlar soralım. Ne Olcay söylemek istersiniz? Ses sor oradan. Olcay Güler abime çeviriyorum abi. Evet. Olcay Bey merhaba. Ne söylemek istersiniz? Sıkıntılar diz boyu. Anlatmaya gerek yok aslında. Herkes her şeyi biliyor. Evet. Sorunlar çözmesi gerekenler bir şekilde çözmüyorlar. Ne söylemek evet. istersiniz? Biz zaten taksi dolmuş taksi olaraktan geçiyoruz. Yani bizim vergi dairesinde bütün trafik sigortalarımızı zaten taksi olaraktan geçiyoruz. Yani 3 seneden beri bizi eğiliyorlar. Yani bunu geçireceğiz, geçirmeyeceğiz. Zaten biz teyiz. Yani bizim yani bunu herkes biliyor. Yani bilmeyen kişi yok yani. Burada esnaf zaten bitmiş durumda. Yani bunu herkes biliyor. Yani bunun daha uzatması... Buyurun. Siz neden dönüşüm istiyorsunuz? İşsizlikten mi? Hayır. Şimdi raylı sistem bizim işlerimizi bitirdi. Metrobüs bizim işlerimizi bitirdi. Bağdat Caddesi 9 kilometrelik yol. Zaten 9 kilometrelik yolda 264 araba çok geliyor. Yani burada gerçekten çok geliyor. Yani burada zaten işlerin düştüğü. Yani burada pandemi döneminde bu Bağdat Caddesi'nin insanları zaten kendini kolladığı için çıkmıyorlar dışarılara. Onun için de yani burada yani her tarafında işlerimiz bitti yani. Sadece bunu değil. Oda başkanı. Şimdi. Buyurun. Oda başkanı. Siz 3 yıl görüştünüz. Oda başkanından bahsediyor. Bizden bir kelime yapmıyor. Söylesen olacak. Son toplamada, son UKM'de sonda gündeme getirdi yani ayrı oylayın diye ama. Yani bizim zaten oda başkanımız da biliyor taksi dolmuş olduğumuzu. Yani bizim hepsi biliyorlar taksi dolmuş olduklarını hepsi biliyorlar. Yani ama burada minibüslerle beraber oyladıkları için biz geçemiyoruz yani. Kaçıncı UKM'de alt komisyonu biz geçmiştik alt komisyonuna tekrar alt komisyonuna gönderdiler yani. Ataşehir'e de şu anda birkaç seneye kalmaz oraya da metro geliyor yani. Seneye bitiyormuş. Burada arkadaşlar da var konuşmak için. Hadi abi onlara da söz hakkı verelim. Evet benim... evet çevirelim kamerayı. Evet çevirelim. Evet Ali abi merhaba. Merhaba. İsterseniz soru cevap olarak devam edebiliriz. Sizler bize evet, sorun.
Moderatör olarak söyleyin, bizler cevap verelim. Evet, kaç yıldır dolmuşluk yapıyorsunuz? Genç birisin. Ali abi, biz babadan, dededen kalma işi devam ettiriyoruz. Amerikan'dan geçme, Amerikan'dan kalma bir camiada hizmet veriyoruz şu anda. Amerikan biraz zamanında geri çıkarırsanız, daha, evet. Tabii eğer sizden... Biraz uzak mı tutuyorum Ali abi? Tamam, he, güzel böyle. Evet, dinliyorum. Sektörde bizleri çok daha yakından tanıyorsanız, Amerikanların bir zamanlar yürütmesi çok zordu. İsteyenler dolmuşa çevirme olması için bazı haklar, taleplerde bulundu. Bu süreçte bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımız da taksiden arabayı çevirip yürütebilmek için dolmuşa geçiş yaptı. Aynı sektör içerisinde vizyon değişikliği yaptı. O yüzden biz diyoruz ki 17.395 tane ticaret taksiyeti içerisinde 572 tane dolmuş da mevcuttur. Bizim hakkımız olan şeyi istiyoruz. Hakkımız olmayan değil. Oda başkanımız da dünkü bir yayında, Star FM'de yayında net bir şekilde söyledi. Bu dönüşümü aslında biz kendi aramızda halledebiliriz. Kendimiz de çözebiliriz. Ama belediye bu işin içine el attı. Biz belediyenin M plakayla T plakanın ayrılmasını istiyoruz. Çünkü İstanbul genelinde 572 tane toplam dolmuş var. Ama İstanbul genelinde ise mavi minüs sayısı 5000-6000 adet. Net sayısı onu bilmediğim için örnek teşkil edebilmesi durumundan dolayı M plakaların dönüşümünü bizim camiamız da istemiyor, taksiciler de istemiyor. Ve bizi onlar istemediği için aynı kanun içerisinde M ile T'nin dönüşümünü uygun istedikleri için biz de oda başkanımız ve taksiciler buna itiraz ediyor. Bizler de diyoruz ki buradan İmamoğlu'na, başkanımıza, M ile T'yi ayır kardeşim. Ayır. Oda başkanımız bunu söylüyor. Bütün her yerde, bütün mecralarda, bütün gündemlerde, bütün toplantılarda söylüyor. Biz taksi dolmuş, bir de bağlıdır. Oranın başkanı da benim. Taksilerin başkanı da benim. O yüzden yapılacak çok basit şeyler var ama bunu yapmak istemiyorlar. Bunu bir siyasi rant haline getirmeye çalışıyorlar. Ve biz bu siyasi ranttan da cidden canımız çok yanıyor. O yüzden biz çok böyle sıkıntıdayız. Bu yüzden bu sıkıntımızı bilenler biliyor. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Evet, yayınımız uzadı. Başka konuşmak isteyen arkadaş varsa ona da söz hakkı verelim. Her şey ortada aslında. Sorunları çözmesi gereken insanlar sorunlara el atmıyorlar. Sorunu görüldüğü gibi. Sorunu siyasi bir rant haline getiriyorlar. Bizi bize bıraksalar, o da başkanımız dünkü yayında söyledi. Kardeşim, taksi dolmuşların dönüşümü aslında bizim elimizde. Bizler bunu istiyoruz ama bu konuyu siyasi rant haline getiriyorlar. Bizi siyasi bir rant haline getirip oyun haline getirmesinler. Ağızlarını almasınlar. Dönüşüm istiyoruz. Belediye şöyle teklifte de bulundu o da başkanımız. Kardeşim, sen bir yeni proje deniyorsun. Taksiciler arasında kaliteli bir hizmet. Sistemin büyükşehre tabi kalmasını, sistemin onların yönlendirmesini diyorsun. Evet, burada mağdur bir 250 tane, 3 tane dolmuş var. Dönüşüm isteyen dolmuş sayısı 250-300. Yap bunları taksi kardeşim. Büyükşehir olarak bunların sistemini sen eline al. Bunların üzerinde bir çalışma yap. Eğer bu çalışma neticesinde başarıyı elde edersen yine 17.395 tane taksiyle ilgili daha büyük bir çalışma içerisine gir. Bunu da teklifte bulunuyoruz ama yapmak istemiyorlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi esnaf mor salkım gibi dağılmış durumda. Pandemi süreci yaşanıyor. İşsizlik var. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Sorunları var. Sorunlar bitmiyor. Bitmek bilmiyor. Ama maalesef sorunları çözmek isteyenler ne yazık ki toplumdan uzak, halkın içinden uzak koltuklarına oturmaya devam ediyorlar. Evet. Bugün geldiğinden sorsunlar. Ulaşım Daire Koordinasyon Daire Başkanı, bir gün gel otur. Burada makamımız var, ofisimiz var, derneğimiz var. Değerdiniz nedir, talebiniz nedir, bizden ne istiyorsunuz? Bizim sadece tek sahibimiz oda başkanımız değil, Eyüp Aksu değil. Belediyeye bağlı bir kurumda çalışıyoruz, kamu hizmeti veriyoruz. O yüzden gelsinler, başkanımızdan hariç, idari yöneticiler, gelin sorun kardeşim, ne istiyorsunuz? Talebiniz nedir? Seçim sürecinde geldiniz, kapımızı çaldınız, bize vaatler verdiniz. İlçe yönetiminiz çok geldi. Milletvekilleriniz geldi. Ağırladık. Çayımızı, çorbamızı içtiniz. Ama biz şu an dardayız, sıkıntıdayız ve evimiz ekmek parası götüremeyecek duruma geldik. İstanbul tamamen
raylı sistemlerle örülmeye başladı. Ve bizim bulunduğumuz bölgelerde Marmaray, metrobüs, bütün hatlardan, ana alternatiflerden F1'ler mi diyeyim, 4 numaralar mı diyeyim, çift katlar mı diyeyim, her yer örümcek ağ gibi büyük şehir elini aldı. Kardeşim sen zam yaptın. Hadi onlara da zam yap. Onlara niye zam yapmıyorsun? Adaletli bir zam sistemi yap. Sen taksiye zamı koyuyorsun, dolmuşa zamı koyuyorsun, kendi sektöründeki araçına koymuyorsun. Haksız rekabet. Yanlış. Haksız rekabet. Yanlış rekabet. Bu adaletsizliktir. Bizi tamamen bitiriyorsun ya, tamamen taksi, dolmuş, ulaşım sektöründeki özel taşımacılığı bitirme yolunda giden bir sistem anlayışını şu an karşı karşıyayım. Çok çok teşekkür ederim. Ali abi, kendinize iyi bakın. Derdimiz çok. Evet. Bunu daha iyi bir şekilde. Canlı bizzat oraya gelip orada yayın yapmak istiyorum müsait bir zamanda. Kendinize iyi bakın. Sorunları orada dinlemek istiyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkese selamlar arkadaşlara.